Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sefişin Elemekleri. Bugün ben size kivi battaniye yapımını anlatacağım. Şöyle ipim var. Şöyle ipim var arkadaşlar. Hemen bakılayım. Himalay kuzucuk ipimiz. Hemen ölçülerine bakıyorum ama göremedim. Ha, burada. 10 şeyle numarayla örülmesini söylüyor ama ben 10 numarayla örmedim. 6 numarayla ördüm arkadaşlar. Daha sık düşsün diye. Güzel ipimiz falan harika. Kızım benim tercihi bundandı. Onun çeyizine yapıyorum Allah'ın izniyle. Bu TV battaniyesini. Ben bunu 100 ilmek attım. Ve 1,30 santim geldi en olarak. Şimdi bu ipim benim 5. 4. ipim. Boyutu da şu an 1,5 falan yapmayı düşünüyorum. Ya da 2 yapacağım Allah nasip ederse. 2 de bırakırım diye düşünüyorum ama bu ipimde 5. yumak benim. 5 yumak olacak. Bununla 5 yumak gitti arkadaşlar. Gidecek Allah'ın izniyle. Bunu 1,30 yapmışsam bunu enine uzunluğunu da 1,60 falan yapacağım. Biraz daha ondan uzun olsun diye. Ama gerçekten 100 ilmek bile 1,30 santim geldi. 1 metre 30 santim geldi. Onun için çok fazla ilmek atmayın. 100 ilmekte yeterli kalın. 90 da atabilirsiniz. En olarak 1 metre olur. Eni uzunluğunda 1,5 yaparsınız. O şekilde ben size ölçülerini söyleyeyim. Dediğim gibi 90 ilmek atın ya da 80 ilmek atın. Eni 1 metre olsun, uzunluğu da 1,5 metre olsun. Ben baştan yapımını öyle ayarlamadığım için bu iple de ilk defa battaniye yapıyorum. Onun için ölçülerin nasıl olacağını tam tahmin edemedim, tutturamadım. Onun için 1,30 çıktı. Uzunluğunu da ona göre ayarlayacağım. Şimdi şöyle bir ilmek atıyoruz. Bunu düşünün, 80-90 ilmek attığımı düşünün. Ben çok fazla ilmek atmayacağım. 3, 4, 5. 5 tane yeterli. Hemen bu şekilde ilmeğimi attım ve şuradan bağlama işlemiyle yapıyorum ve şöyle ters olarak ilmeklerimi başlayacağım. Düz örerseniz her tarafına haroşa olarak tüyler biraz daha içinde kalıyor ama ters olarak örürseniz tüyler biraz daha dışına çıkıyor. Onun da bilgisini vereyim. Onun deneyimini yaptım. Onun için ters ördüm. İki taraftan da ters örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayayım. Şu şekilde hemen baştakini örmeden ipimi ön tarafa alıyorum. Ters. Ve ters olarak yapıyorum. Bu şekilde. Hemen ters tarafını döndüm. Yani tersi düzü aynı zaten. Başını örmeden alıyorum. Hemen ipimi geçiriyorum. Ters. Hemen ipimi üstten atıyorum. Ters. Benden tarafa ipim. Ters. Ve ters. Bu şekilde ters ve olarak hepsini yapıyoruz. Hemen ben buradan size gene göstereyim. Güzel TV battaniyesi olacak Allah'ın izniyle bittiğinde.
Kenarlarını şimdi tam birazcık göstereyim size tığla. Hemen şu kenarlarını böyle de bırakabilirim. Ama tığla da geçebilirim. Bu şekilde göstereyim hemen. Tabii biraz ağırlaştığı için örmesi biraz daha yavaşladı. Ben biliyorsunuz koltuk altımda yapıyorum. Küçük şişleri tercih etmedim. Çünkü kalın şişler bunlar. Hemen ben bir tığımı alıp geleyim. Unutmuşum. Bir de kenarını göstereyim. Bu şekilde ters. İki tarafını da ters yapıyoruz. Arkadaşlar haroşa yapacağız. Şimdi herhangi bir tığımızı aldık elimize. Ben buna saçak yapmayı düşünüyorum. Kenarına biraz. Ama tek iki taraflı, karşılıklı uzunluğuna saçak yapacağım. Bu tarafını enine yapmayacağım saçak. Aynı düşünün bir battaniye gibi. Şu şekilde ipimi uzatıyorum. İlk baştan ipimi tutturuyorum. Bakın şu şekilde. Hemen ipimi şu şekilde yapıyorum. Çok uzun yapmayın saçakları. Kısa yapın. Şu şekilde tekrar tığla sık iğne örer gibi şöyle alıyorum. Tekrar sıra boyutuna gidiyorum. Bu şekilde bir saçak elde edeceğim. Hemen saçaklarını kestiğimde pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen şu şekilde. Saçaklarım böyle olacak arkadaşlar. Burada bu ipimi ben bitiriyorum. Çünkü daha battaniyem bitmediği için bu şekilde saçaklarını yapacağım. Bu kenar şeyleri, saçakları şuradan keseceğim. Kesseniz de olur, kesmeseniz de olur. Şu şekilde kesebilirsiniz. Şöyle. Bakın. Hemen sıradakini kesin. Boyutlarını bu şekilde ayarlayın. Eğer ki sökülme ihtimali var derseniz, hemen baktığımda sökülme ihtimali olursa şu kenarlarını çakmakla hafif hafif yakacağız. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bunun bilgisini vereyim. Bu şekilde battaniyeyi yapacağım Allah'ın izniyle. Unutmayın, ters olarak devam edeceğiz. Bu şekilde de örebiliyorum. Onun için güzel bir TV battaniyemiz olacak. İnşallah bir de karyola yatak örtüsü de istiyorum. Onun da videosunu çekerim. Bilmiyorum şimdi ne zaman çekerim. Siz takipte kalın. Safiş'in el emeklerinde kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Putinlerimize dikkat edin. Şişinizden çıkarmamaya. Çünkü gerçekten kaçırırsanız yakalaması çok zor tüylerin arasında. Bak şimdi ben kaçırdım. Yakaladım. Şuradan düz olarak örüyorum. Zaten ters öreceğim burayı. Onun için şişten çıkmamasına gayret gösterin arkadaşlar. Gerçekten şişten çıktığında tüylerin arasında bulmak çok zor. İnşallah yeni modellerde, yeni örneklerde, kış geliyor artık, babet terlik modelleri de yapacağım. Allah'ın izniyle. Büyükler için siparişlerim de var. Onların da videosunu çekmek istiyorum. Allah nasip ederse.
Hoşça kalın. Sefşin elemeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.